İyi akşamlar, aklın yoluna hoş geldiniz. Bu akşam çok değerli bir konuğumuz var. Bu konuğumuzu nasıl anlatacağımı da bilemiyorum doğrusu. Çünkü bazı insanlar ünvanlarıyla anılırlar. Adlarının önüne koydukları ünvanlarla değerli ya da önemli olduklarını kanıtlamaya çalışırlar. Bugünkü konuğumuza ise herhangi bir sıfat yakıştırmak çok zor. Ben bir ara şey demiştim, Türkiye'de halkın, aydın kamuoyunun ve sanatçıların deniz feneri demiştim. Çünkü hepimiz onun konumuna göre kendi konumumuzu ayarlıyoruz. O bir deniz feneri gibi yolumuzu aydınlatıyor. Halkın vicdanı diyebiliriz. Gerçekten de Türkiye'de halkın vicdanı bir nirengi noktası oluştu. Ama en iyisi hiç bu sıfatlara saplanmamak ve sadece ismini söylemek. Yaşar Kemal. Hoş geldin Yaşar abi. Sağ olasın. Şimdi Yaşar abi, biraz önce evden gelirken bu programa oradaki son kitaplardan bazılarını aldım, getirdim. Bunlar İngiltere'de yeni baskıları çıkmış kitapların. Bunlar işte kimi Almanya'da, kimisi bu şeyde, bu Nonino ödülünü almıştın geçenlerde, evet, İtalya'da. İnce Mehmet Bir'in bilmem kaçıncı baskısı o İtalya'da. Bilmem kaçıncı baskı. Hepsi bilmem kaçıncı baskı. Böyle bu son bir iki gün bu, içinde gelenler. Hollanda'da. Bu Hollanda. O birinci baskı. Kuşlar da gitti. Bu da kanın sesi değil mi? Evet, Akdeniz ödülü aldığımız evet. Zaman. Aslında evde bunlardan yüzlerce var. Yani dünyanın her yerinde çeşitli dillerde çıkmış kitaplar ve dünyanın herhangi bir ülkesinde Yaşar Kemal dendiği zaman ya da Türkiye dendiği zaman akla gelen kitaplar. Şimdi bir şeyi merak ediyorum. Bunlar aslında bir ülkeyi, bir halkı çok sevindirmesi gereken şeyler. Yani Türkiye'nin ne yazık ki yurt dışındaki ünvanları belli. İşte insan hakları meselesiyle gündeme geliyor, insan hakları ihlalleriyle. Sonra son günlerde de görüyoruz yabancı basında işte uyuşturucu meselesiyle gündeme geliyor, politik karışıklıklarla gündeme geliyor. Ama bir yandan da böyle bir Türkiye'den bir yazarın kitapları çeşitli dillerde çıkıyor, bütün dünya basını söz ediyor. Ama nedense Türkiye'de bu bir halk katında ya da basında bir sevince dönüşmüyor. Mesela bir futbol karşılaşması gibi falan insanlar bunu algılamıyor. Kültürüyle var olan, kültürüyle saygı uyandıran bir ülke olmaktan hoşlanmıyor muyuz? Nedir? Ne diyorsun bu konuda abi? Yok, biraz da benim kabahatim var bu işte. Yani hepsini yüklenmeyelim. Basın bunu vermiyor, şunu vermiyor, bunu vermiyor. Ben çok dışında kalmak istedim her zaman. Yani bizim sağlam bir kültürümüz var. Yani bizim halkımızın kültürü çok büyük bir kültür. Ve bundan dışarıda ünlü olmuş olmamış bir şey değil. Mesela örneğin bir gün biliyorsun Gallimard dünyanın en büyük kitapçısı olarak seçildi. Evet. Dünyanın en büyük kitapçısı sayılıyor. Bir gün Claude Gallimard'la otururken yayın evinin sahibi yani. Evet, sahibi. Bizim hatunda var İngilizce çevirmenim. Nazım Hikmet'in hanımı benim Fransızca çevirmenim. Şimdi 20'ye yakın kitabımı çevirdi. Münevver Andaç değil mi? Münevver Andaç. Dedi ki işte senin dedi dünya çapında yaptığımız çevirmenlerine şey dedi minnettar olmalısın dedi. Claude Gallimard. Ben de dedim ki çevirmenlerime minnettar da değilim ben dedim. Olmamam lazım. Benim minnettar olduğum Yunus Emre Karacaoğlu, Anton Çekov ve Charlie Chaplin'dir dedim. Charlie Chaplin deyince şaşırdılar. Çünkü insan psikolojisini verenler, bu çağda veren, en iyi verenlerden, en derinine inenlerden biridir Charlie Chaplin. Çekov da benim ustamdır. Evet. Esas romancı ustam benim. Şeydir, Stendhal'dir Fransız. 19. yüzyılın en büyük yazarlarındandır. Bir de Nazım Hikmet'tir. Bizim ustamız, bir de Sait Faik'tir tabii, benim ustalarımdandır bunlar. Benim için her zaman roman usta çırak meselesidir. Yani şey gibi mi, Rus edebiyatı hani Gogol'ün kaputundan çıktı diyor Dostoyevski. Biz hepimiz Gogol'ün Kaput adlı hikayesinden, Palto, o hikayeden çıktık diyor. Evet, öyle bir şeyim var. İzin verirsen onu okuyayım, söyleyeyim zaten. Ben çok Yahya Kemal hayranıyım. Yani Nazım Hikmet hayranı ne kadarsam Yahya Kemal'de oldum. Tanıyordun da değil mi abi Yahya Kemal'i? Yok, tanımıyorum. Şimdi anlatacağım hikayeye kadar. Park Otel'de kafayı çekiyorum. Belki bu adam beni tanır diyorum. Önünden geçmiyorum. Devamlı bir yerde oturuyor. Arka taraftan kaçıyorum. Bir gün Yakup Kadir kolumdan tuttu. Bak dedi, üstadla tanıştırayım seni. Beraber oturuyordu. Sen gene kaçıyorsun dedi. Yakup Kadir'i çok iyi tanıyorum tabii. Oturdum. Birdenbire yarım saat geçti. Dedi ki ben de karıştım biraz. Roman konuşuyorlar. Karıştım. Karıştım. Sen kimsin be dedi. Tanıştırmıştı oysa şey. Yakup Kadri Yaşar Kemal Cumhuriyet'te röportaj yazarı. Efendim ben röportaj yazarıyım dedim. Adım da Yaşar Kemal dedim.
Aziz Yaşar Kemal diye ayağa fırladı. Sen 412 sayfa roman değil, şiir yazdın. O zaman 412 sayfaydı. Ve İnce Mehmet için mi söylüyorsun? Evet. 412 sayfa şiir yazdı. Döndü Yakup Kadri'ye, yüklenmeye başladı. Çok şey, hoşuma gitmedi ama büyük üstadın karşısında da konuşmak istiyorum. Elim ayağım birbirine dolaşıyor. En sonunda üstad, bana müsaade edin dedim. Karışayım dedim, bu üstada fazla yüklendiniz siz dedim. Siz dedim biliyorsunuz değil mi Rus edebiyatını dedim. Çok iyi biliyorsunuz. Çünkü dedim Acı diye bir yazı yazmıştınız, Acının Tadı yahut da. Evet, 1922'de yazdım dedi. Nasıl Bozkır'dan gelmişse büyük Rus romanı, Türk romanı da, Türkiye'nin romanı da Anadolu'dan gelecektir demiş dedim. Ama bir şey sormak için sordum bunu efendim dedim. Dostoyevski der ki bütün Rus romanı Gogol'un Kapıdudan çıktı der dedim. Evet dedi. Tabii biliyorum evladım dedi. Biz de her iki anlamda yabandan geldik dedim. Yakup Kadri bunu söylemiş. Erdal'le bir radyo konuşması yapmış. Bu var. Hem yabandan hem de yaban romanından. Yaban romanından geldik deyince bak benim çocuklarım bana nasıl değer veriyor. Yakup bir şey dedi. Kemal dedi bak görüyorsun sen dedi nasıl benim çocuklarım bana değer veriyorlar dedi. Yabandan gelmişler onlar dedi. Her iki anlamda hem de Anadolu'nun yabanından benim de kitabımdan. Bu hoş bir şeydi böyle. Çok güzel. Aslında bu sınırları falan da aşıyor. Bunu anlatırken benim de aklıma bir karşılaşma geldi. Bilmiyorum hatırlayacak mısın? Yıllar önce 87 yılında Cannes Film Festivali'ndeydik. Orada da böyle Vecdi Sayar, Türk eleştirmenler, Atilla Dorsay falan oturuyorduk. Bir Café Bleu diye bir yerde galiba. Bir şey geldi böyle hırpani, sokaklarda biraz dilencilik yapan o kloşar dedikleri birisi geldi. Bir gitar çalıyor galiba, bir şey çalıyor. Gitar çalıyordu. İşte oradan uzaklaştırmak, yanılmıyorsam 20 frank verdin sen adama. Evet. O da sevindi, teşekkürler Monsieur falan dedi. Sonra da Vecdi galiba dedi ki, Monsieur'ün kim olduğunu biliyor musun dedi, Yaşar Kemal dedi. Biz de içimizden düşündük, niye söylüyor bunu şimdi falan diye. Ondan sonra adam böyle bir düşündü, sallandı, baktı, aa dedi, Mehmet Löbandi dedi. Mehmet Lömens yerine bandi. Adını da yanlış söyledi. Mehmet Lömens diye evet. Çevrilmişti ama Eşkıya Mehmet diye söyledi. Yani bu çok hoş bir şeydi o gün. Bir de başka bir şey hatırlıyorum. Hani 84 müydü Legion d'Honneur töreni? Evet. François Mitterrand Elize Sarayı'nda bir davet vermişti. Ondan sonra Fellini, Joris Evans, Elie Wiesel ve evet, sen evet, dördünüze Legion d'Honneur komandör vermişti. Yani evet, kumandan yapmıştı sizi bayağı resmen. O sırada şey dikkatimi çekti. Fellini ile yan yana duruyordunuz. İkinizin müthiş benzerliğini ben o gün resimlerden anlamıyordum da çok benzediğinizi fark ettim. Hem boy, poz hem yüz olarak. Daha sonra da bunu söyledim. Konuşurken törenden sonra Fellini'ye dedim ki ikiniz ne kadar benziyorsunuz birbirinize. Sen de onun üstüne dedin ki evet ikimizin de annesi Akdeniz demiştin. Yok öyle şöyle oldu bu. Tabii bizden 15 kişi var Türklerden. Hı. Yani ancak 15 kişi davet edilebiliyor evet, Lejyonlar'ın evet, saraya. Yani Elize'ye. Evet. Herkesin şeyi işte sen de vardın bizden Orhan vardı. 3 büyükelçi mi vardı bizden? 2 büyükelçi vardı galiba. 3 tane vardı. Hı. UNESCO büyükelçisi Orhan Güvenen. Güvenen. Bir de OECD Tanju Bile de vardı. Tanju Bile de vardı. Adnan Bulak vardı Adnan esas. Adnan Bulak vardı evet. İşte o zamana kadar Cumhurbaşkanı ile görüşmemiş. Evet. İtimatnamesini herhalde daha önce vermiş. Evet. Görüşmemiş o zamana kadar. Ondan sonra geliyor bana Mesut Fellini diyor, tebrik ederiz sizi diyor orada. 1, 2, 3, 4 geliyor kalabalık, Reis-i Cumhur'un da davetlisi var. Ondan sonra da Fellini'ye. Fellini geldi sen oradasın, tercümeyi zannediyorum sen yaptın. Dedi ki Yaşar Kemal dedi bizim benim hep herkes beni tebrik ediyor Yaşar Kemal diye dedi. Ben o sırada dedim benziyorsun. Benziyor dedi. Ondan sonra ben dedim bana da çok adam geldi dedim ya ben Mesut Fellini tebrik ediyorum diye. Öyle şaşırdı biraz. Üzülme dedim, kızma dedim yahut da acayip bir şey değil bu dedim. İkimizin de anası Akdeniz'dir dedi. Çok güzel bir şeydi. Şimdi Türkiye'de bir büyük bir halk kültürü var, büyük bir halk geleneği var, büyük bir divan geleneği var ve kültürlerin harman olduğu bir yer burası. Büyük bir kültür zenginliği üstünde oturuyoruz. Bunu en iyi bilen de sensin Yaşar abi. Peki bugün nasıl görüyorsun durumu? Bugün böyle bir kültürden, ülkenin temel kültüründen uzaklaşma var mı? Yani
bugün tekrar Karacaoğlan'ı, Yunus Emre'si var mı? Ya da Baki'si, Nefi'si, Nedim'i olabilir mi? Çıkabilir mi? Ya da Sait Faik'i, Nazım Hikmet'i çıkabilir mi? Yoksa biz bir popüler kültür cenderesine mi sıkıştık? Şimdi bunun ödülünü aldım yıl, bu yıl aldım. Evet, geçen yıl mı aldım? Geçen yıl sonlarında. Sonlarında evet, aldım. Nonno ödülünü gittiğim zaman gerçekten İtalya'da kim varsa gelmişti. Ve jüride olan da bir arkadaş vardı. Yani benden önce alan bu ödülü onun için aldım, yoksa gitmiyordum. Levi Strauss adını görünce alayım dedim. Ben bunu alayım dedim. Bir de jüri, Peter Brook, büyük dost. Yani. Ve Ermanı Olmi. Biz de, ben de şeyde görüyorum, Sencer Düyüçoğlu'nu beraber gidiyoruz. Ermanı Olmi'nin Il Postosu. Ki o çağın, bu şeylerin yeni dalgasının, İtalyanların en büyük ustalarından biri. Ermanı Olmi de jüri üyesiymiş. Bir akşam çok iyi kabul etti beni. Ve biraz hala şey, ben bir konuşmam çıkmıştı o gün Mesajero gazetesinde. İşte orada şunu söylüyordum, Akdeniz'i anlatıyordum, kendi yaşamımı anlatıyordum. Yaşam bana çok cömert davrandı. O kadar zenginleştirdi ki yaşamımı. Yaşam bir büyük zorunluluklardan dolayı tabii benim yaşamımdan, çok işe girdim çıktım, çok insan tanıdım, çok doğa tanıdım. Onun için yaşam bana öyle bitirdim. Evet. Çok cömert davrandı dedim. Ve çok ümitsiz şey, tam Fellini gibi şeyde. Olmi'de ümitsiz. Olmi'de çok ümitsiz. Ondan sonra biliyorsun o şeyi çevirdi, çok müthiş bir film çevirdi gene en son. Takunya Ağacı mı? Takunya Ağacı. Sabo diyorlar ona Fransızlar. Çok güzel. Takunya. Ve müthiş ümitsiz. Ben de gümbür gümbür ümidimi söylüyorum. Üstelik de Akdeniz, o yazıda şunu söyledim. İnsanlık kültürünün, yani bugünkü insanlık uygarlığının döl yatağı Akdeniz'dir diyorum o yazıda. Sonra bir dehşet, gene Akdeniz olacak. Çünkü Akdeniz kültürlerin birleştiği yer, kültürlerinin. Ben hep bir şey söylerdim. Boyunu yazdım seneler, 20 senedir. En iyi de bilen bunu sensin. Her yazımda mutlaka geçiyordu. Dünya kültürü bin çiçekli bir bahçedir. Bin renkli bir bahçedir. Bir tane ve dünya kültürü, kültürler hep birbirlerini beslemişlerdir tarih boyunca. Tabii. Emperyalizme kadar. Yani işgalci emperyalizme kadar. Hindistan'da şimdi gazeteler İngilizce çıkıyor. Hatta Tahran'da İngilizce çıkan gazeteler var. Bütün Afrika'da Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca, yani işgal kültür edilen yeri kültür. Kültür. Ve küçük görüyor o kültürü. Tabii sonra şeyden öğreniyorum. Dünyada bin tane kültür yok. Yalnız bizim Anadolu'da belki 500 kültür var. Evet. Tarih boyunca şimdi de çok insanoğlu yapan kültürlerin birbirlerini beslemesi olmuştur. Akdeniz'de de bütün kültürler yığına geliyorlar, göçebe geliyor, şu geliyor, bu geliyor. Akdeniz'de bu kültürler bir yan yana geldiği zaman birbirlerini besliyorlar. Örneğin mesela Yunan kültürünün şeyini, Hesiodus'un destanını Hititlerin Humar bir destanından etkileniyor değil de bir Göteborg diye o İtitçeden çözen Hesiodis'in destanıyla karşılaştırıyor ve çok şey almış oradan. Yani böyle örnekler de var. İletişim var kültürler arasında yani eskiden. Özellikle Akdeniz kültürler kumkuması diyelim artık. Tabii, yani tabii. Kültürler şey diyor ki Levi Strauss, binlerce kültür var yeryüzünde diyor. Evet. Evet. Bilmiyorum, bu şaşkınlığa uğradım ama sonra baktım ki adam... Tabii. Şey. Şimdi bu daha çok sözlü kültürler, oral kültür. Peki sonra bu çağda ne oluyor bunlar şimdi? Anadolu'yu da alırsak ne oluyor? Şimdi benim hep sinemacılarla, Türkiye'de hiçbir film yapılmadı doğrudur şimdiye kadar. Yapılmamışın sebeplerinden bir tanesi, çok halkı küçük gördü bizimkiler. Benim de boyuna iddiam şuydu, 17 senaryo yazdım ben. Haydi şu iyi olacak dedim, çıkmadı. Haydi şu iyi olacak, ömrü kestim, sonra vazgeçtim. O şuydu. Halk bunu istiyor. Hayır, halk bunu istemiyor, sen bunu veriyorsun. Halkın, öyle bir halkı bu halk, 700 yıldır Yunus Emre'yi belleğinde getirmiş, bugüne kadar bize teslim etmiş.
Evet. O en ince şairi, yeryüzünün en ince şairidir, evet, belki. Yani Homeros'tan belki sonra belki en iyi şair diyor bu işi anlayanlar Yunus, evet, için. Bir Karacaoğlan gelmiş ki böyle bir şairi yeryüzünde yok diyorlar. Evet, evet. Ben uzman değilim, ben uzmanların diliyle konuşuyorum şu anda. Evet. Dadaloğlu yeryüzünün en büyük özgürlük şairidir diyorlar. Evet. Öyle bir ince kültür ki adam kafasında, belleğinde getiriyor ben, buraya kadar. Bu adam hem yaratmış hem taşımış. Bu ıvır zıvır filmleri ister mi bu adam? Sen veriyorsun. Üstelik de şaşırtıyorsun. Yani ayrı bir kültür, eğer kültür denirse ona, ayrı bir kültüre benzer bir şey getiriyorsun sen adama. Anadolu halkı üstümüzden silindir gibi geçiyor şimdi tüketici toplumun meseleleri. Hı. Reklamlarıyla, şuyla, buyla bir kültür. Ben Avrupa'da bunu konuştuğum zaman doktora verdiler bana, Strasbourg Üniversitesi'nde doktora dersi verdiler, bir de bunu anlattım. Sizin kültürünüz de gidiyor, sizin diliniz de gidiyor. Yalnız bize yapılmıyor bu tüketici kültürü şey yapmak. Sovyetler Birliği komünizm adına sürü haline getirmiş insanları, Avrupa'da kapitalizm adına sürü haline getirmiş insanları. Kitle kültürü. İnsan kişiliğini yok ediyor bu. Evet. Şimdi bir roman yazılmıyor Avrupa'da doğru, evet, dürüst. Yazılmıyor. Sağlam bir Faulkner çıkmıyor artık Amerika'da. Bir Sherlock, evet, çıkmıyor artık, evet, Rusya'da. Peki bu doğru ama biz işte 20 yıldır, daha uzun da 30 yıldır her gün konuşuruz. En azından görüşemesek telefonda konuşuruz. Ben 30 yıldır senin umudunu kaybettiğini de görmedim. Hala bir büyük bir umut, sadece kültür adına değil, kültür umudu var. Bir de Türkiye ile ilgili politik umut da taşıyorsun. Yani Türkiye'nin ya da bu halkın geleceğine her zaman aydınlık gözlerle baktın, pırıl pırıl baktın. Şimdi ben insandan ve doğadan hiçbir zaman umudu kesmedim. Doğru mu, doğru değil mi bilmiyorum. Bikini adasına ilk atom atıldı biliyorsun. Denemesi orada yapıldı. Evet. Okyanusun ortasında mı? Evet. Ada. Seneler sonra yazıldı bu. Hiçbir şey kalmıyor. Ne ot, ne o hayvan, ne bir şey mümkün değil kalması da zaten. Tabii. En güçlü atom bombalardan biri, ne ağaç, ne su, hiçbir şey kalmıyor adada. 15 yıl sonra bakıyorlar, her şey var. Tekrar yaratmış kendini tabii. Tabii doğa yaratıyor, halklar da kendilerini yaratır. Bu umut meselesini konuşmaya devam edelim, bir ara verelim, biraz sonra gene devam edelim. Önemli çünkü bu. Evet. Yaşar abi bu... Şey sözümü bitirim Zülfü. Evet pardon buyurun. Bu Bikini Adası'nı, Bikini Adası yetişiyor. Şimdi diyorlar ki yazıldı bu resmen gazetelerde, bu Time'da zannediyorum büyük dergilerden birinde çıktı ciddiye alabileceğimiz bir dergiden. Şimdi yılanıyla bilmem böceğiyle, kurduyla, kuşuyla, ağacıyla gene yetişti. Doğa kendisini yaptı. Halk da doğa gibidir. Anadolu halkının kültürü inanılmaz bir zenginliktir. Şu anda bile Anadolu'da 30-40 kültür bir arada yaşıyor. Evet. Her şeye rağmen 70 yıllık kültür bir kültür yaratmaya çalışıyorlar ki onu da beceremediler, yalnız Türk kültürünü. Hı. Benim kanım, bunu da bile beceremedik biz. Hı. Hala iyi bir folkloristimiz, onlar bir tane büyük folkloristimiz var, onu da hemen tutudu çekti. Pertev Naili Borata. Ki kalsaydı Pertev Naili Borata, bugün Türk ana kültürü diyelim buna, yeryüzünün en sağlam kültürlerinden biri sayılabilirdi. Tabii. Ki ben folklor filan demiyorum, öyle küçümsemiyorum bunlar gibi. Folklor değil. Bu büyük bir kültürdür bu. Tam burada ben bir şey sorayım. Şimdi benim yıllardır kafama takılan bir şey var. O da şu. Otantik kültürle, yerel kültürle ama gerçeğiyle, hakikisiyle modern sanatlar arasında hiçbir çelişki yok. Mesela bakıyorsun Picasso Afrika'daki son zamanlarında çok şey yapmıştı. Afrika'daki desenleri ya da oradaki motifleri alıyor, onun üzerine yaratıyor. Hatta Abidin Bey'le de bir macerası var Picasso'nun, değil mi? Ondan bir eski yazı meselesi ya da o Divit meselesi. Böyle şeylere hayran ve modern sanatla bakıyorsunuz aynı şey. Hem böyle bir Hitit testisi, orada yapılmış Hitit testisi New York'taki Modern Sanat Müzesi'nde teşhir edilebiliyor ve müthiş hayranlık uyandırıyor. Ama arada kalan kültürler var. Yani o Hitit testisini bırakıp da İstanbul'a gelen aile plastik böyle kuş ötüşlü bir şey yaptığı zaman, sürahi aldığı zaman onun iki tarafta da yeri olmuyor, değeri olmuyor. Demek ki gerçek otantik değerle gerçek modern değer arasında bir çelişki yok. Bunun da en iyi ispatı herhalde Yaşar Kemal romanları. Şimdi çünkü Fransa'daki en entelektüel avantgard çevre de bunu göklere çıkarıyor ama halk da okuyor. Ege'de bir söyleme göre ki bilim adamları, yani eski
çağlar edebiyat uzmanları Güney Batı Anadolu'da 30 kadar site olduğunu ve 15 kadar dil olduğunu söylüyorlar. Ve İonya dili var, bilmem onun yanında bilmem başka bir dil var, Likya bilmem. Tabii Frigya, Karya. Karya, birçok dil. Çok. Yani şimdi ve bunlar büyük insanların yetişmişler. Yani Milas'ta 7 tane Milas filozofları diyorlar ona. Thales de bunların içinde. Hani ben hep oyuna tekrar ediyorum ya, ulusların yani halkların türkülerini yaratanlar, yasalarını yaratanlardan daha güçlüdür. Mahkeme kapılarında söyledim bunu. Yani biraz da övündüm. Benim şeyim, türkülerim sizin yasalarınız gidecek ama benim türkülerim kalırsa kalacak. Benim kalmasa da öbür türkü kalacak. Ama türküler kalacak, çaresi yok. Evet. Çünkü gözümüzün önünde. Yunus Emre 700 yıldır tabii halkın belleğinde kalıyor. Divanı var, 50 seneden sonra divanı geçiyor. O da çok önemli bir hikaye. Ama Karaca olan kalıyor. Coğrafyayla çok ilgisi var bu umudun ya da umutsuzluğun. Mesela İskandinav sanatçıları umutsuzdur. İntihar edeni de çok çıkmıştır. Oradaki iklimle herhalde ilgili. Mesela Avrupa sanatının, Orta Avrupa sanatı umutsuzdur. Kafka çok umutsuzdur. Prag'da yaşamış, Prag'da ölmüş. Çok umutsuz bir sanat. Ama Akdeniz'de bütün trajedilere rağmen umut daha fazla değil mi? Şimdi doğayı görerek herhalde. 20. yüzyıl bir umutsuzluğa gitti. Kapitalizmin büyümesi... İnsanoğluna yakışmayan, kapitalizm yakışmayan bir şeydir. Bir tarafta milyarlarca şey, birkaç ya 300 bin kişi de daha iyi yiyor ama 5 milyar insan bundan mahrum. Evet. Ve bu insanları karanlığa sevk ediyor. Bir de Levi Strauss'tan konuşuyorum çünkü bizim çağımızın evet, Marx kadar bilmem Einstein kadar önemli ismi tabii. Önemli isimlerinden biri. Çok şükür hala yaşıyor ve şansımız var öyle bir insanın çağında yaşamak. Levi Strauss diyor ki insanoğlunu bu emperyalizmi yaratan Rönesans'tır diyor. Hani aydınlıktır, aydınlatma değil mi o çağ? O öyle diyor. İlk defa orada çıktı primitif insan ve üstün insan diyor. Tabii. Primitif insan yok diyor. Onu ispat etti bütün hayatı boyunca. Primitif tabii insan yok. Her kültür eşittir. Tabii. Ve örnekler veriyor Avrupa'nın kültürüyle Mayaların kültürünü. Aynı çağda Mayaların kültürü daha önemli. Daha da ileri gitmiyor mu Levi Strauss? Hatırladığım kadar mesela yazının bulunuşuyla insan kültüründe gerileme başladı diyor. Çünkü o sözlü durmadan yaratma donduruldu, kalıplar haline getirildi. Şimdi Roger Kayıva'nın Alfa Irmağı diye bir kitabı var. O kitabının şeyi, ana teması şu. İnsanoğlu okur yazar olduktan sonra geriledi diyor. Evet. Levi Strauss da onu söylüyor. Evet. Onu, bu Roger Kayıva'nın Alfa Irmağı şu. Alplerden bir su çıkıyor. Akdeniz'in içinde denize karışmadan Girit Adası'nda çıkıyor. Bu Yunan mitolojisi. Evet. Onun için insanoğlu bozuldu diyor. Suya karıştı diyor. Okur yazar olunca. Bu tartışılacak bir şey Zülfü. Yani yaratıcılık elbette yazıda da var. İnsanoğlu yaratıcılığı bir ama şimdi oraya geliyor işte. Sorunu sor. Niçin? Ulusal, yerel ve ulusal kültür. Evet. Ki ben yerel kültürün adamıyım. Yerel kültür tabii. Akdeniz'in kültürünün ama adamıyım. Ama çelişki yok. Modern Türkmen kültürünün adamıyım. Kürt kültürünün adamıyım. Evet. Ben Kürtçe bilirim. Kürt destanlarıyla büyüdüm. Türk destanlarıyla, Köroğlu'yla büyüdüm. Bir Köroğlu anlatıcısı. Karacaoğlan'la büyüdüm. Karacaoğlan'la büyüdüm. Türkmenlerle büyüdün. Abi bizim köyde yani eskiden benim çocukluğumda bir Karacaoğlan türküsü bilmeyene kız vermezlerdi. Sahi mi? Vallahi vermezlerdi. O kadar sanata düşkün. Hak aşığıydı bizimkilerin aşığı. Şairlere, hikayeciler. Müthiş bir saygı vardı. Evet. Hiç kimseye göstermedikleri saygıyı benim çocukluğumda Çukurova Türkmeni. Çünkü o her zaman 1,5 milyon olmuştur Anadolu tarihinde. Büyük kitleler, büyük edebiyatlar yaratır. Başka Karacaoğlan'ı 300 kişi yaratamaz tabii. Ben folklorcumda hep kafama takmıştım. En kuytu yerde en iyi folklor bulurum diye. Hiçbir şey bulamıyordum gittiğim yerde. He. En büyük kalabalıklarda buluyorum. Bu benim tabii deneyim. Tabii. Şimdi istersen şeye gidelim bu ayrıntılardan vazgeçip de. Niçin? Ben her zaman şunu söyledim bizim İstanbul yazarlarına. Biraz da abarttım zannediyorum. Bunlar Türkçe bilmiyorlar işte. Çardak köyüne gidip orada Türkçe bir sene staj görsünler. Bu Osmaniye'nin bir köyüdür Çardak. En güzel Türkçe orada konuşuyor. Hep Yaşar Kemal kendini zannediyor. Benim köy değil Çardak köyü. Benim köyün adı Hemit'te. Şimdi de Gökçedam yaptılar benim fukara köyümü. Evvela Gökçeli. Benim soyadım Gökçeli.
Sonra Hamit'e daha orada bir dağın tepesinde bir Hamit'te de diye bir türbe var. Onun için Hamit'e dağından Hamit'e köyü oldu. Şimdi de Gökçe'den benim köyüm. Ne istiyorlarsa boyun adını değiştiriyorum. Ama sen diyordun ki İstanbul yazarları Çardak Köyü'ne gitsin, staj görsün. Staj görsün. Türkçe ondan sonra bana çok çattılar. Niye Çardak Köyü? Çok güzel. Abidin Bey'e gittik. Abidin Bey çıldırdı abinin burada. O kadar güzel Türkçe nasıl olabilir dedi. Olur dedim işte bunlar. O köy hep şeydi. Destancılar vardı o köyden. Mesela Murtaza Emmi vardı. Müthiş destanları anlatırdı. Gebeli Köyü'nde o köye yakındır. 3 kilometredir. Osmaniye'nin Gebeli Köyü'nde Küçük Mehmet vardı. Ondan sonra Kazmaca daha yukarıda Güdümen Ahmet vardı. Güdümen Ahmet Köroğlu'nun Köroğlu'nun keleşlerinden biridir. Yani adamlarından biridir. Ve en iyi o anlattığı için adamın adı Güdümen Ahmet kalmış. Benim de ustam oydu. Ben ondan öğrendim. Sonra köy köy toplayıp köy köy gezip ağıtlar topluyordum. Bilmiyorum bir oğlan 16-17 yaşında bir oğlan adam. Hiç önem vermiyorlar. Ben de Ahmet Emi'den iyi öğrendim şeyi. Köroğlu'nu. Hepsini bilirdi Köroğlu'nu ama en iyi Güdümen tarafını söylerdi. Ben de şeyin Köroğlu'nun telli turna kolu var. Halep kolu. Hani varyantları vardır. Varyantları var işte. Ben onu söylerdim köyde. Akşamdan Aşık Kemal gelmişti. Halep varyantını anlatıyor. Halep evet. Daha bir sürü anlatıyordum. Fena da anlatmıyordum. Değnekle çalıyordum. Homeros gibi. Hiç haberim yok Homeros'tan o zaman. 16-17 yaşında milim fukaraydı. Neyse köylerde çalıyordum bunu. Sabahleyin Aşık Kemal gelmişti. Kadınlar geliyordu. Kurban oldum. Aşık Kemal gel gel gel. Ben de şu ağdı biliyorum. Ya bine yakın ağa topladım. Elimden aldı polisler bunu. Evden aldılar. Bir daha da vermediler bana. İsveç'te sordular. Ben bunu anlatıyorum. Niye aldılar ağıtları? Ne? Ben de dedim ki komünist manifestosu zannettiler. Güdümen abi. Daha vermediler ağıtlarımı benim. Evet. İşte son elimde kalan Türk Dil Kurumu'na vermiştim. Onu aldık oradan. Evet. Kitap yayınlandı yaptım. Şimdi. Yani evet. Bir ülkenin hazinesidir bu. Evet. Ha, Türk halkına da çok yanlışlar yapıldı burada. Yalnız öbür kültürlere yanlışlık yapılmadı. Kültür diye bir adamın kafasında bir şey oluşmadı. Evet, o korkunç. Ve Osmanlı'dan gelen o Türkleri küçük görmek, Anadolu halkını küçük görmek Osmanlı'dan gelen Mustafa Kemal kesmek istedi Mustafa Kemal Paşa. Ve sanıyorum gücü yetmedi. Bertev Naili Boratav ne pahasına olsun komünist değil. Stalin olsa bile adam göndermez Bertev Naili Boratav'ı burada. Yani kıydılar bize. Bertev Naili Bey'in tespit ettiği 150 halk hikayesi, Türkül halk hikayesi vardı. Tabii. Elimizde şimdi 20 taneden fazla yok. Tabii. Sadece ben 20 tane isim vermiştim. Son dönemlerde benim tanık olduğum bir şey var işte gözümün önünde oldu. Bu Gallimard dediğin gibi dünyanın en büyük yayın evi. Şimdi Dede Korkut kitabı yayınlıyor. İşte ortak dostumuz Altan Gökalp çevirdi, uğraştı. Senin girişimin ne oldu? Ve ben gördüm aylarca Stockholm'de onun ön sözünü yazmaya uğraştı. Ya, aynen. 8 ay burada çalıştım. Ben ve müthiş bir şey çıktı ortaya. Dede Korkut'u dünyaya sunuyorsun şimdi. Şimdi. Hayır şu oldu. Bu bir ödev. Tabii. Ben önce Antoine Gallimard demiş ki şimdi Golot Gallimard'dan sonra o geçti. Genç bir adam. Bir, sevdiğim bir çocuk da. O boyuna sorayım ya beni reddederse ben olmaz demiş. Ya Altan ya Bazen'i biliyorsun Pertebi'ye alıp götüren Sorbonne'da hoca ve şimdi Fransız Akademisi üyesi. Tabii Bazen. Tabii. Emekli olduktan sonra akademi üyesi. Altan bana dedi ki ya dedi Yaşar işte ya Altan ben bilim adamı değilim ön sözü ne yazayım bir romancı ne bilir. Şey sordu Antoine en sonunda yüzünü kızartıp bunu yazar mısın? Bunu yazar mısın dedi yazacağım dedim. Burada 8 ay çalıştım romanımı bırakıp. Çok da güzel bir inceleme oldu o. Dede 8 Korkut ay üzerine. Diyorum sana evet. İşte Azeriler çok iyi çalışmıştır şey üzerine. Bir iki tane de Dede Korkut üstüne. Evet. Orta Asya'da epey bilim adamları var. Almanlar çok çalışmış. Hele Ruslar, Radoflar filanlar çok çalışmışlardır. Çalıştım fakat yitiremedim. Otele gittim. Otelde romanımı yazmaya başladım. Bu sefer İsveç'e gidince otelde kalıyorum. 1,5 ay otelde ben roman yazamam. En sonunda Dede Korkut'a başladım ve 1,5 ayda bitirdim, gönderdim 14 sayfa. Orada da neler çıkardılar, otelde kalıyorum deyince ben gelip gördüm, orada bir efendim iltica etti, oralara gitti falan gibi değil mi? Ben Mayıs'ta karar vermiştim gelmeye Zülfü. Orada rahat yazdım. Bu dedikodulardan kurtulamıyor insan. Sen biliyorsun 3 yıl kaldım orada, 4 tane roman yazdım şeydi İsveç'te, gene öyledir zannettim. Fakat adam sinirimi bozdular ya adam iltica. Ben de Ali Kırcı'ya telefon ettim. Ali şunu söyle gözünü seveyim. Türkiye'de etmedim diye en yani. Son iltica edecek adam benim. Bir yazarın ülkesinden başka, dilinden başka neyi var?
Evet. Yani her şeye rağmen edemez bir yazar iltica. Evet. 3 yıl kaldım, 3 yılda evet. iltica edebilirdim evet. daha önce. Edemedim. Tabii. Üstelik bana müthiş öneriler var. Ayıp olur söylediğim. Ben devlet konu oldum bir ülkenin. Tabii. Her şeyiyle, bütün hayat, kaydı hayat şartıyla. Bir şeyin tabii Batılılar tarafından anlaşılması çok zor oluyor. Bana da çok soruyorlar böyle yurt dışında falan. Şimdi bir yandan böyle. Mesela Dede Korkut'u Fransa'da şimdi ön söz yazıp çıkarıp işte Türk bütün Türk şairlerini, Türkçeyi, Türk dilini, Türkçe dilini de bu kadar bu ustalıkla en yetkin şekilde yazıp dünyaya sunan insan arkasından 5 sene mahkumiyet. Yazmamaya mahkum. En belalı mahkum. Evet, yazmamaya yani. Mahkum. Şimdi ölüme mahkum etse daha iyi olur. Bunu anlayamıyor yani. İnsanlar. Yani ne New York Times anlıyor, ne Fransızlar anlıyor, ne Le Monde anlıyor. Peki bu nasıl olur bir ülkede diye. İşte bu da bizim çelişkimiz. Hayden anlatmakta da güçlük çekiyor insan bunu. Yok, çok mesela Atürmiller'in mezdiği mektup çok sert bir mektuptu. Yani anlamıyor değil. Yüreği yanan yazar olan bunu tam yüreğinin başında duyuyor bu felaketi. Evet. Benim işte sanki ben hapishanede yatma, hapishane cennetti benim için. Ben tecil istemedim. Evet. Niye istemedim? İkinci bir mahkumiyet. Beni hapsediyor adam. Evet. 5 seneye mahkum ediyor. Yazı yazma. Hapishanede oturuyor. Üstelik de 5 seneye mahkum değilim. Oturup yazabilirim. Evet. Yani Türk'üm, doğruyum, çalışkanım desem istesek bu mahkemeler beni geri mahkum eder. Tecilliden dolayı yani. O zaman ikisini birden yatacaksın. Evet. Yani bir iyi bir şey değil bizim politikamız. Değil. Ve ben çok üzgünüm mecbur olduğum için politikaya katıldığımdan dolayı. Evet. Sen de biliyorsun ki hiçbir zaman politikaya İşçi Partisi kapalıktan sonra girmedim. Girmek evet. de istemedim. O kadar da vaktim yoktu. Benim romanlarımı yazmaktan başka vaktim kalmadı. Bu yaşta adam gider de politika. Ben bu tane roman yazamadım. Evet. Bu mahkemelerden dolayı. Biraz kötü bir şey bu yani bir yazar acıklı için. Acıklı bir şey. Doğru. Acıklı bir şey. Ama mecbur oldum. Bu ülkenin bölünmesini istemiyorum. Ben sonuna kadar savaş karşıydım. Bu romanı göreceksiniz ne kadar şiddetle savaşa karşıyım. Birinci cilde okudum zaten öyle. Evet. Ya ikinci cildi gör ondan sonra. Kıyametler koparıyorum. Savaş insanoğlunun en şerefsizlik yeridir. Kahraman mahraman. Savaş beladır. Yani şöyle şunu düşünüyorum. O kadar güzel bir dünya. Bu kadar böylesine güzel bir dünyaya biz insanlar layık değil. Biz insanlar böylesi güzel bir dünyaya hak etmedik. Hep onu düşünüyorum. Eğer bir savaş yapmışsa, bu kadar korkunç bir şey insanlar icat etmişse o lanet kafalarıyla, biz bu kadar güzel dünyaya şey değiliz, layık değiliz. Hak etmedik bu dünyayı. Evet. İnat ettiler Dostoyevski'yi anlamamak. Evet. Arkasından Kafka geliyor, karanlık duvarına dayıyor. Hı. En büyük hikayeci, romancı. Usta adam. İyi romancı. Fakat benim değil. Ama karanlık. Karanlık geliyor. Çünkü sebebi var adamın. Gariban bir adam. Yahudi, nazizmin nal sesleri geliyor. Pogromlardan geçmiş, şuradan geçmiş. Kişisel olarak da aşık olmuş. Hepsi karıların gitmiş mektuplar yazarak bilmem ne yaparak. Milena'ya mektuplar. Ya Milena. Adamın hayatı karanlık. Başka türlüsü olamazdı. Kendini yazdığı için macerasını insanoğlunun karanlık tarafına var da pesimist tarafına yani aydınlık olmayan tarafına bir şeyler karanlığını bir şey getiriyor adam. O şiddeti veriyor. Sanatın şiddet tarafını verdiği için tutuyor. Fakat böyle bir çağda olmasaydı yani 19. yüzyılda olsaydı Kafka gümlerdi giderdi. 19. yüzyılda Dostoyevski niye gümledi gitmedi? Dostoyevski tamamen yanlış anladılar. Tamamen yanlış. Dostoyevski o kadar insan sevgisi, o kadar insan dostluğu, o kadar insan güveni var Dostoyevski'de. Hatırlar mısın? Budalada başlarında anlatır bir insanı sonsuz bir uçurumun üstüne koy, yalnız ayağını koyacağı kadar yağmur, kar altında, yoksulluk içinde ve gene yaşamaya devam etmek tabii. ister. Onu şimdi aklıma geldi. Faulkner Nobel konuşmasında bunu kullanmış. Oradan almış demek ki. O da böyle diyordu. Bir kayanın üzerinde evet. insan kalırsa. Dostoyevski'den o biliniyor evet. olduğu için evet. söylemek gereği yani. Yoktu. Evet. Yani Faulkner çok önemli evet. bir adam. Tabii. Şimdi Dostoyevski'nin romanlarını aldığımız zaman karanlığı yığıyor. Elbette var insanoğlunun yaşamında bencillik, kötülük, savaş icat edilmiş yani tabii, şiddet tabii. var. O tarafını alıyor, o pisliği veriyor. Fakat Dostoyevski onu niye yapıyor? Müthiş yaşama bağlı, yaşam sevincini
çok iyi bildiği için, çünkü hapishanede yaşamış adam 10 sene sürgünde ve hapishanede yaşamış. İnsanoğlunu tanıyor. O korkunç şeyler içinde bile bunu yazabilmek için uçurum üstündeki insanı, insanı çok iyi tanıması lazım. İnsanın yüreğindeki büyük ceferi bilmesi lazım. Tabii. Yaşama sevincini bilmesi lazım. Ve bütün romanlarında sonunda bir aydınlıkla biter, bir aydınlık açılışla biter. Her şey aydınlıktır onda. Doğru gider romanlar. İnsanoğlu ışığa doğru gittiğini söyleyen adamı Batı tam tersini anlıyor. Doğru. Şey diyor, dünyayı güzellik kurtaracak lafı da onun. Şimdi çok şey onun, fakat adamlar, Albert Camus'ler, Kafka'lar, daha bu böyle yüzlerce romancı Batı'da Dostoyevski taklidi yapıyoruz diye. Fakat hiç gözleri görmüyorum. Hmm. Baykuş gibi herifler ya. Aydınlık. Işığı görmüyor, göremiyorlar. Aydınlık tarafını görmüyorlar. Ve bunu hep bunu söylüyorlar. Hmm. Ve Batı'nın kabahati yok burada. Batı çok yüzyıllık savaşlardan geçmiş Batı. Batı ne kadar yani nedir kişi, kişi fert diyelim. Birey. Birey. İşte geldi birey özgürlüğü alacak birey. Tam aksi oldu birey. Sürü birey yerine sürü. Ve insanoğlu çok ziyan etti buradan. Hep ben söyledim. Geçenlerde Pierre Jory çağırmıştı yemeğe İsveç'te. Sana anlattım onu. İşte ona anlattım. Birinci Dünya Savaşı'ndaki sonraki insanlar önceki insanlar değil. Sonraki insanlar biraz daha yozlaşmıştır. Tabii tabii. İkinci Dünya Savaşı'ndaki sonraki insanlar önceki insanlar daha yozlaşmıştır. Her savaş biraz daha. Savaş geliyor. Şeyde bitirdi. Evet. Nasıl roman çıkar? İnsan kalmadı. Evet. Yani insanın bütün değerleri yok oldu. İnsan hastalandı. Evet. Batı'da. Evet. Bereket versin. Biz biraz masum kaldık. Şimdi gidiyoruz biz. Güme gidiyoruz. Burada bir şey söyleyeceğim. Belki bazı dinleyicilere şaşırtıcı gelebilir. Ama ben yıllardan beri bilirim. Senin kafanda hiç böyle düşünce açısından çekmeceler yoktur. Yani bir kategori bir yerdedir, öteki öbür yerdedir gibi değil. Hepsini harman edersin. Mesela şimdi biz burada konuşurken Yunus Emre'den birdenbire Kafka'ya geçiyor. Kafka'dan Dostoyevski'ye geliyor. Oradan Nasreddin Hoca'ya geliyor. Oradan başka yerlere gidiyor. Ama sonuçta da bu kategorilerle düşünmemek en doğrusu. Ben yıllardır bilirim, mesela Orhan Andrei Vajda'nın bir filmini görürüz beraber, hemen Orhan Kemal'in romanı aklına gelir. Tabii. Yani bu böyle insanların 1900'ü görmüştük, hatırladın mı? Evet. 1900'lerde Orhan Kemal bundan iyi yazardı. Tabii. Dedim. Bertolucci, evet, bu daha iyi, Orhan Kemal daha iyi yazmıştı demiştin. Şimdi böyle kategoriler dışı düşünmek çok önemli. Yani bu Fransız edebiyatıdır, bu modern batıdır, bu doğudur, bu halktır, bu folklordur, bu bilmem ideolojidir falan gibi değil. Bunların tümünden eğer çağrışımlar yoluyla da tümünden bir dünya görüşü çıkarabiliyorsa insan ve hepsinin birbiriyle ilişkisini görüyorsa çok önemli. Charlie Chaplin'le Chekhov'u söylersin. Chekhov'la Nasreddin Hoca'yı söylersin. Alain Bosque bile benim hayatım hakkında yazan, benim de soru kitap çıkaran adam. Charlie Chaplin'le şeyi bir araya getirmiyor. Boyunu altına tercüme ediyor. Altına soruyor, bu adam ne yapıyor? Şarkımal Charlie Chaplin'le Chekhov bir araya İngiliz, getirmiyor. Biri sinemacı, i̇şte öbürü bir hikayeci, işte Rus hikayeci. Öteki Akşehir'de. İkisi de aynı şeyi yapıyor. Aynı psikolojik, insanoğlundaki psikolojik derinliği. Nasreddin Hoca'yı da bağlıyorsun keşfeden, buna. Tabii Nasreddin Hoca'da. Tabii. Şimdi, bu çok doğru bir düşünme tarzı. Şimdi düşünme tarzı şuradan geliyor. Ben bir bölgede doğdum. Kürt asıllıyım. Van'dan gelmiş ailem. Benzer kültürler ama çok da ayrı kültürler. Dil tamamen ayrı. Hindu-Arapyan dildir Kürt dili, Turani dildir Türk dili. Ama senin ailende bir taraf Kürt, bir taraf Türkmen değil mi? Yok, dedelerimiz Kafkasya'dan gelmiş. Evet. Yani Terekeme. Terekeme onun o kültürden çok kalmamış. Ben Emitekir kültürü, benim Çukurova kültürü. Çukurova kültürü, Türkmen kültürü. Evet. Kürtler de babam zengin olduğu için çok destancılar gelirdi Kürtlerde. Ben de çok meraklıydım. Hmm. Tabii ondan sonra da Türk destancıları. Evet. Yani yaşam bana çok cömert davrandı dediğim de bunlar. Şimdi bu kültürler, Anadolu'daki kültürler işte kategori bırakmıyor adamda. Hmm. O kültürlerin almak zorundasın. İç içe geçmiş. İç içe geçiyor. Hmm. Geçmiş değil. Hala birbirini hala etkiliyor. Ve zenginleştiriyor birbirini. Öyle bir o kültürlerin sınır tanımıyor. Sınıra rağmen, 70 yıllık sınıra rağmen sadece Türk kültürü hakimdir ki ona da hakim olamadı. Çünkü öbür kültürü inkar ettiğin zaman bu kültürü de iflah etmezsin sen. Tabii. İflah olmaz zaten tabii, o kültürlerde. Tabii. Yani bizim mücadelemiz bu Anadolu'nun bütünlüğünü bozmayalım. Tabii. Seninle hep konuştuğumuz. Tabii. O dengesini... Anadolu bozulduğu zaman tabii, biz çok zarar ederiz. Bunu politik olarak bozmak istiyorlar bu dengeyi. Yani bu da halk da direniyor. Halk direniyor. Evet. Bir tek tip elbise giydirmek istiyorlar bu kadar zengin bir kültüre.
güçleri yetmeyecek. 70 sene nasıl güçleri yetmezse hala gümbür gümbür Kürt destancıları söylüyorsa, Çerkez, Nart Destanı diye bir Çerkez tabii, destanı yani, tabii. Getirdi bana bir arkadaş okudu. Biliyor musun? Odise, İlyada gibi güzel. Hmm. Ve bizim Çerkezlere böyle kapanmasıydık. Tabii. Dört Destanı 20 sene önce ben okuyacaktım. Bu Yaşar Kemal olmazdım. Biraz daha zenginleşirdi romanım. Hmm. Nazım Hikmet bunun şey olmasıydı. Ki buranın işte temel kültürlerinden birisi. Temel kültürde bir Çerkezler gelmiş. Evet, 100 senedir gelmiş. Burada, 150 senedir tabii, burada. Tabii, tabii. Yani yalnız Kürt değil. Tabii çok bir sürü var. Şey. Onun dışında şeyler de var. Bu ülkenin Anadolu, işte Elia Kazan buradaydı. Gitti Anadolu Rumu, kendisine Yunanlı mısın dedikleri zaman hayır ben Anadolu'yum diyor. Burası bu toprağın insanı, bu toprağın kültürünü bunu biliyor. Bunu kabul edemez bir ırkçı. Yazık ki. Ama ırkçılığa geldiğimiz zaman o zaman eğer insanların kanına kökenine göre oluyorsa o zaman Süleymaniye'yi, Selimiye'yi de kabul etmemiz, Sinan'ı da kabul etmememiz yok, lazım. Sokollu Mehmet Paşa'yı da kabul tabii, etmememiz lazım. Tabii bunlar çok şey Zülfü. 1900'lerdeki André Malraux'un Alterburg'un Ceviz Ağaçları'nı okuduğu zaman evet. Anlıyoruz şeyi. Evet. Evren Paşa diyor ki orada Enver Paşa. Hı. Enver Paşa Osmanlı İmparatorluğu gidiyor. Türk imparatorluklarını kurmak idare tabii Alman etkisinde diyor. Onun Alman pan-türkist bir şeyi var. Pan-türkist bilmem. Var, evet. Bu tam-türkist bizi biz, ya, bu iflah edecek bir şey değil. Değil iflah edecek. Bugünkü Rus çarlığının şeyi, bugünkü Sovyet Rus'a ne halde olursa olsun yarın kendine gelir Sovyet Rus'a. Çaresi yok bunun. Müthiş bir temeli var. Temel atılmış. Yani Sovyet Rusya değil de Rusya. Rusya yani. Hı. Sovyet Rusya'da atılmış o temel. Hı. Sovyetler Birliği'nde atılmış. Mümkün değil. Evet. Eski Rusya'dır. Gene şey olur. Düşmez kalkmaz. Bir Allah kendi ülkem içinde değil. Sovyetler Birliği'nde çok yakın. 5,5 ay kaldım ben. 5 defa gidip Sovyetler Birliği'ne. Şimdi kendine gelir. Hı. Ve Dostoyevski'yi yaratan kültürden dolayı. Tabii kültürden dolayı geliyor. O zaman burası da gelir diyorsun. Çünkü buranın da kültürü var temelinde. Bak Mustafa Kemal gibi, Paşa gibi bir insan gelmişse bir ülkeye o ülkenin yıkımı zor olur. Kesemedi Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkımı. Hala devam ediyor bizde Osmanlı'nın yıkımı. Fakat gene bu ülke kendine gelir. Bir Nazım Hikmet yetiştirmişse gelir. Bir Karaca olan Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin sayesinde çıktı. Bir Yunus Emre bile bilinmiyordu. 50 sene sonra ölümünden divana geçtiği halde. Bir Dadaloğlu bilinmiyordu. Anadolu'ya ışık tutulunca. Evet yüzlerce o müthiş ağıtlarımız bizim. Dünyanın en güzel şaheserdi. Elimden aldılar çoğunu. Poliste Ceyde Posoba'da yakın jandarmalar. Şimdi bir felakete uğramış biz. Bir 70 yıllık ülkeyiz biz. Şimdi ben bana kızacaklar gene. Mustafa Kemal Paşa'ya rağmen mi oldu bu? Öyle oldu bazen. Bak sana söyleyeyim ben tekkeler biliyor musun? Tekkeler kültür merkezleriydi. Hı. Kapatıyorsun, dejenere oldu diyorlar, kapatın. Ama kitaplarını niye yakıyorsunuz arkadaşlar? Evet. Şimdi benim Dede Korkut, Dede Korkut başında benim ilk sözüm şu. Dede Korkut destanı İlyada, Odise gibi büyük bir destandır, insanlık destandır. Öyle başlıyorum. Hı. Bunun arkasında da getiriyorum bunu. Hı. Şimdi bu destanı biz Vatikan'da 6 tanesini buluyoruz. Dresden Vatikan Kütüphanesi'nde, Dresden Kütüphanesi'nde 6 tanesini buluyoruz. Eğer yakılmasıydı Anadolu'da kitaplar, tekek kitaplıklarında ve biz bundan belki de 5 tane, 6 tane daha Dede Korkut buluruz. Dede Korkut bunun 4 misli, 5 misli olur. Yani kültürümüzü yaktılar bizim orada. Şimdi bir hikaye anlatayım da Mustafa Kemal Paşa'dan şey yapmasın, bunu bilinen bir hikaye. Aşık Veysel'de anlattı bana, Ahmet Kutsi Tecer'de. İkisi de büyük dostumdu benim, Ahmet Kutsi Tecer. Paris'ten geldim diyor, Sivas. Marif müdür oldum diyor. Ahmet Kutsi, büyük, büyük bir şahidi, ben çok seviyorum şiirlerini onu. Evet. Hatırlarsın Ahmet Kutsi. Tabii canım, hatırlamam. Dedi ki bir gün halk şairleri gecesi yapmam lazım dedi. Artık folklora doğru gidiyoruz, Türk halkının kültürüne doğru gidiyoruz. Bir atılım yapalım dedik. O zaman Binacı Sağ daha. Ruhsati Sağ. Hani bizim büyüklerimizden biri. Ben ölüm acısını gördüm, geçirdim. Ayrılık ateşi, ateşi zulüm var iken diyen Ruhsati büyük bir şair. Daha böyle bir çok var orada. Çok. Sivas'ta topladım. Diyor, ulan bir de Aşık Veysel var dediler. Diyor, Atatürk için de şiirler yazmış ya gariban. O, adam gönderdim gelmiyor. Dağa kaçmış diyor Veysel. Belediye başkanı telefon ettim, jandarmaları bilmem neleri, en sonunda Veysel'i yakalattım getirdim. Genç bir adam ama sazın nerede dedim. Saz olmaz diyor, aman gözünü seveyim sen kimsen diyor, sen nesin kardeş diyor, Marif Bey'im nedir o diyor, anlatıyor. İşte burada gece şey, haftası yapıyoruz, Akşahirler haftası. Ne oldu diyor, Veysel sen niye sazını getirmedin diyor.
Beş defa indim diye beşinde de sazımı elimden aldılar. Karakolda da iyice dayak attılar. Ama adamı dayak atıyor seninki. Sazını da fırında yaktılar diyor. Neymiş? Gericiymiş. Saz gericilik aleti. Gericilik aleti görünüyor. Zannediyor. En sonunda gitti. Çok müthiş parlak şeyler yaptı diyor. Ben de Şükrü Kaya'ya, Ankara'ya gittiğim zaman Şükrü Kaya'ya çıktım. İçişleri Bakanı dedim ki böyle böyle vali çıktım. Vali bu gericiliktir dedi diyor. Aman gözünü seveyim Ahmet Kutsi Teçer bunu duymasın. Ben de burada kalmam. Sen de kalman. Hiç kimse kalmaz. Veysel'in sazını gericilik diye yaktı. Adam bütün istediği bu diyor adamın. Bir milletin kültürüne kavuşturmak kendisini. Tarihine kavuşturmak. İkisi şey yapıyor. Bir dil grubuna bütün parasını koyuyor. Evren Paşa'ya kadar. Türk Türk'ümü tarih grubunda bütün parasını koyuyor. İkisine Evren Paşa geliyor. Atatürkçüyüm diyor ya. Atatürkçü, Atatürk'ün eserlerini yok etmek için Atatürkçü arkadaşımız Sayın Evren Paşa Hazretleri büyük kültürlü tabii. Nelerden geçmedi bu millet? Hala ayakta be. Hala ayakta. Daha kalır ayakta. Deli misin sen? Yani hiçbir şey olmaz. Neyse. Yalman vardı. Adana Müze Müdürü. Eski bir öğretmen ve müfettiş. Karacaoğlan'ı derleyen o. Hmm. 1927'den sonra derleniyor ve Saadet Nusret hepsini topluyor derlenenlerin kitap yapıyor. Karacaoğlan diye bir adam çıkıyor Mustafa Kemal sayesinde. Ondan sonra hepimiz dilim Türk diline önem veriyoruz. Ondan sonra Nazım Hikmet gibi bir adam geliyor. Hapishaneye gidiyor. Türkçeyi de öğreniyor. Hapishaneye girmeden önce Nazım Hikmet'in şiirleri orta şiirler hep. Faruk Nabi onun kadar iyi şair. Doğar aç midelerden, nur topu yitirlerler. O da sosyalist. O zaman Faruk Nafiz. Tabii. Hmm. Ya baksanız duvar aç midelerden nur topu ihtilaller. Arı söylüyor üstelik adam bunu. Nazım Hikmet iniyor kayık çıkıyor kayık devrilen bir hatta. Sonra Nazım Hikmet. Bunu Nazım Hikmet'le konuştum ben. Hmm. Biliyorsun kavgada evet, çıktı aramızda. Nazım Hikmet hapishaneye giriyor Bursa hapishanesine. İki sene mi kalıyor? Üç sene mi kalıyor? Nazım Hikmet Fransızca biliyor. Dadalarla büyümüş. O devrin en lüks okuluna gitmiş. O da şey Bahriye Mektebi. Bahriye-i Şahane Mektebi bilmem neyi diye söylüyorlar ona. En okul Galatasaray değil. Bahriye Mektebi'dir o zaman. Ondan sonra adam Rusya'ya gidiyor. Rusça öğreniyor. Mehmet Nazım Paşa şey dedesi. Mevlevi dedesi. Oradan Arapça, Farsça şey divan şiirini çok iyi biliyor. Müthiş bir hazırlığı var. Rusya'ya gidiyor, Mayakovskileri tanıyor, modern şiiri tanıyor. Geliyor, gene iniyor, kayık çıkıyor, kayık yazıyor. Ne yapsın bu kara? Dili yok. Aslında konular yeni açıldı. Yeni başlıyoruz seninle. İstersen bir başka bir programda başka konuları bitti konuşalım. Bitti mi bu? Bu seferki bitti. Yok, şunu söylemeden bitti. Söyle söyle tabii. Esas din için tabii. Halk kültürü. Tabii. Niye be boyuna? Şuradan geliyor, buradan geliyor, bilmem. Sonra şeyi de, bu yöre kültürlerinde de etkisi de alıyor. Yani bu bitmeden niye konuşuyorum ben babam bu kadar tabii zaman? Tabii konuşalım buyur. Şimdi bitmiyor şey. Yöredeki kültürle mesela Karadeniz kültürü var öremizde bizim diyelim ki Suriye Arap kültürü var, Akdeniz kültürü var. O kültürlerden de besleneceksin, besleniyorsun. Onun için bir kültür oluyor. Sonra dünya kültürüyle internasyonel bir kültür de var dünyanın. Değer verdiği kültürler var. Rus romanı var, bilmem ne romanı var. Fiziği var, kimyası var, bilmem ne. Yani filozofisi var. Modern filozoflar var. Dünya kültürünü bilmediğin zaman tam bir yaratıcı olamazsın. Esas temeli şurada. Niçin? Ulusal ve yerel kültür. O kültür bir insanı doğal insan yapıyor. Doğal insan yaratıcı insandır. Niçin taklitten korkuyoruz? Özümsemek yerine taklit ettiğin zaman battın. Halbuki özümsediğin zaman dünya kültürünü başka bir kültürü evet. Senin malın öyle diyorsun, kültürünle kaynaştırıyorsun onu. Ve doğal insansın. Doğal insanın yaratıcılığı sağlamdır. Niye 250 yıldır Türk milleti hiçbir Türk, yani Osmanlı diyelim, Türk milletine iftira etmeyelim zavallılara. O yaratmış zaten, daha Osmanlı'nın ilgisi olmadığı için Anadolu'da yaratmış herif. Osmanlı da yaratmış tabii. Osmanlı yaratmış, yani bu ben bizim kültürümüz diyemeyiz. Yok tabii Şeyh Galip, o ayrı bir Nedim, kültür. Baki, hayır, tabii. Ayrı bir kültür. Onun adı Osmanlı kültürü. Evet. Bir de Anadolu kültürü var. Evet. Ha. Şimdi bir tek şeyi temin ediyor bu insan yaratıcılığını. Eğer 250 senede Batı'ya biz entegre olmak istediğimiz zaman da Anadolu kültürüne de entegre olsaydı bizim aydınlarımız o zaman tabii.
büyük yaratıcılığımız olurdu. Bilimde yaratıcılığımız, felsefede yaratıcılığımız. Yaratıcı insan kendi kültürünün dışına çıktığı zaman boku yer. Yaratıcılık kalmaz. İşte Mustafa Kemal yapmak istediği bu ama değil mi? Evet, Mustafa Kemal'in bir şeydi. Bizim şansımız başka bir şey oldu. Biz o kültürün, yerel kültürün içinden geldik ve yerel kültürün ne olduğunun bilincine erdik ve bugün ben böyle konuşuyorum. Evet. Yerel kültür, yerel kültür olmadan daha da büyütürsen, ulusal kültürü yaratmadığı bir insan yaratıcı olamaz. Onun için biz yaratıcımızı sağlamak için sonuna kadar yerel ve ulusal kültürümüze sahip çıkarız. 70 yıldır böyle bir belaya uğramadık. Siz nereden çıktınız diyeceksiniz. Nazım Hikmet Hapsan nereden çıktı? Ben de Çukurova Türkmen'den çıktım. Evet. Üstelik de Van kültüründen de biraz çıktım. Bir de yabandan geldiniz. Bir de yabandan geldik. Gidelim mi? Çok teşekkürler Yaşar abi. Sağ ol. Ben de teşekkür ediyorum. Bana böyle bir imkan verdiğin için. Sağ ol abi. Olanak verdiğin için imkan. Peki. Yaşar Kemal'le yeni açıldı Sözler. Tabii daha saatlerce konuşuruz ama tekrar buluşuruz. Gene konuşuruz. Bizi kırmıyor sağ olsun. Böyle konuşuyoruz. Sağ olun. Gelecek hafta görüşmek üzere. Bir sözüm daha var. Bitireyim. Söyle, buyur. Bu bir ulusu ulus yapacak. İnsanı insan yapacak. O dediğim, hani insan gökyüzünden düşmez ya, bir coğrafyada bir bilmem ne de bilmem ne de söyledim onu, herhalde duyar insanlar. Bir de yaratıcı olmasının tek yolu, insan olmasının tek yolu yerel kültürden geçer. Enternasyonel olmanın tek yolu, tek yolu insan olduğu için zaten geçer. Yaratıcı evet, olmanın evet. Yerel kültürden geçer. Başka doğru, çaresi yok. Doğru. Onun için teşekkür ederim sana böyle laflar ettirdiğin için. Tamam. Çok yazdım, kimse aldırmadı ya. Televizyondan bunu yazıyorum, aldırmıyorlar ya. Televizyondan daha iyi belki olur diyorsun. Anlaşılır. Vallahi herhalde rahat konuştuk biraz. Rahat, evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ otur abi, sağ. İyi otur, akşamlar. Sağ ol. Thank you.